Öncelikle bir yine üzücü haberimiz var maalesef. Pençe kilit operasyonunda bir onbaşı, uzman onbaşı Lokman Ak Çağlayan şehit olmuş. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan öğrendik biz de. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu olayla hayatını kaybeden aziz şehidimize, Allah'tan rahmet kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asıl milletimize başsağlığı ve sabır dileriz diyor. Şimdi bu şehitlerin gelmesini ben hiç anlayamıyorum. Bakın hep pençe kilit. Ee, Irak tarafında yapılan operasyon bu. Suriye tarafında bakın hiçbir şey yok. Yani esas e, PKK PKK diye hep konuşuyoruz. Fakat Suriye'nin e, şey Irak tarafında artık PKK ne kadar kaldı onu bilmiyorum. Ya yani bütün e, PKK ağırlıklı olarak şeye geçti işte PYD değil mi? Yani terör örgütü olarak kabul etmiyor muyuz? Bakın e, ilginç geliyor bana. Mesela hiç IŞİD'de bir çatışma yok. de operasyon yok. Hani bölgede esas hani bu e, hani Amerika'nın falan oraya gelmesi, uluslararası koalisyon güçlerinin oluşturulmasının falan ana sebebi terörle mücadele yani o bölgedeki bu işit El Kaide, El Nusra benzeri terör örgütlerinin estirdikleri e, vahşi teröre karşıydı. Fakat bugüne kadar ben hiç silahlı kuvvetlerden e, işi de yönelik, El-Kaide'ye yönelik falan bir eylem duymadık ve hani onların e, askerimizi şehit ettiği de pek olmuyor. Başka şeyler yapıyorlar, kaçırıyorlar, yakıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. E, yani bu konuya Milli Savunma Bakanı'nın açıklık getirmesi gerekiyor. Ne oluyor orada? E, devamlı bir şey var. Peki PKK ne yapıyor? E, PKK'nın ağırlıklı bir Suriye'de. E, Suriye'ye niye ağzınızı açamıyorsunuz? Amerikan bayrağı taşıdıkları için mi? bence Türkiye'nin kanına dokunması lazım bu olay. Ama gayet böyle şey bir fotoğraf işte kahraman silah arkadaşımız kanı yerde kalmayacak onun işte acımızı gömdük falan. Ya abi bu edebiyatı bırakın artık ya. Ya Türkiye bir savaşta değil. Hani geçmiş yıllarda çok şiddetli bir terörle mücadele ve terörün de gerçekten çok şiddetli bir saldırması vardı. Ha efendim biz şu anda terör PKK terörü yok diye diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ama benim askerlerim de bu kadar çabuk şehit olmasınlar ya. Nasıl olduğunu bilmiyoruz bakın. Ne oldu? Nereye gidildi? Ne yapıldı? Hiç haberimiz yok. Sadece Milli Savunma Bakanlığı böyle kuru bir açıklama. Böyle şatafatlı böyle bir diploma şeyi gibi kocaman bir şey. Ortaya şehidimizin fotoğrafını koyuyor. Tamam gitti. Kaç oldu? Tane oluyor işte. Şu kadar tane şehit oldu. Bu benim kanıma dokunuyor kardeşim. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Bu ülke savaşta değil bu ülke olağanüstü hal şartlarında falan yaşamıyor. O halde bu kadar çok şehit veremezsiniz. Veriyorsanız da açıklama yapmak zorundasınız. Böyle kuru kuruya bir açıklama. Tabii şehit haberi olunca her tarafta şey yani şehidimiz var. Aman vakur, sağlam. Böyle hayır kardeş soralım artık ya. Ben açıkçası isyan ederek sormak istiyorum kardeşim. Nasıl şehit oluyorlar bu e, kahraman insanlarımız? Oralara gidip de neden şehit oluyorlar? Nasıl bir ordu bu? Bu kadar mı tedbirsizsiniz kardeşim? Devamlı mı saldırıya uğrarsınız? Ayrıca operasyon. Bana haber geliyor. F-16'lar bombaladı. f 16 ile yapıyorsun zaten. Peki benim askerim niye şehit oluyor o zaman? Zaten bütün operasyonu ya İHA'larla, SİHA'larla ya da F-16'larla yapıyorsunuz. Suriye'de niye yapmıyorsunuz? Esas bela orada değil mi? 150 bin kişilik ordu kurdular. Yahu dahası yok. Ama neden dokunamıyorsun? Çünkü Amerika diyor ki sakın ha diyor. Sakın ha kırmayın bir tarafını diyor. Öyle demiyor mu? Ağzınızı açabiliyor musunuz? Bir tek kelime bir şey söyleyebiliyor musunuz? Ya yazık bu ülkenin insanlarına ya. Ya bu kadar böyle. Ya bir şehit daha var. Ne kadar kolay değil mi? Çünkü neden? Ölenler, şehit olanlar işte Anadolu'nun falanca köyünde işte 300 saniyeli bir köyde oradan buradan oraya gidiyor. Şatapatla gömüyorlar bir bayrak dikiyorlar başına. O geçiyor gidiyor. Kimse de bir sorumluluk almıyor. Ya biraz artık sorumluluk göstersinler ya. Ya bunun mesela bir şeyi yok mu kardeşim? Bu şehitlerden sonra bu işte ihmali olan yok mu? Bak kömür kazası diyoruz. Günlerdir soru, sorunlu arıyoruz. Buluyoruz. Üstüne gidiyoruz. E bunların yani bunlar böyle durup dururken ya çocuk gitmiş orada vurmuşlar şehit oldu mu oluyor yani? Burada bir hata var mı? Bir sek ve idarede eksiklik var mı? İhmal var mı? Kasıt var mı? Hiçbirinden haberimiz yok. Çünkü neden? Şehit olayı kutsal. Tamam kardeşim susalım ağzımızı açmayacağız. Nasılsa medyadan da kimse bunu soramaz. Cesaret edemez. Ederse de linç kampanyası yaparız. Hayır kardeşim ben artık şehitlerimizin hesabı sorulsun istiyorum. Beni şu hiç ilgilendirmiyor. Efendim dün yapılan operasyonlarda 200 tane terörist öldürüldü. Haberimiz bilmiyoruz bile. Ne olacak her gün bana söyle. 50 öldürdük, 100 öldürdük, 500 öldürdük. Ayrıca benim bir askerimin orada şehit olması 500 adam öldürdün. E ne yapayım yani? Geri mi geldi? Hiçbir şey diyemiyorum. Kusura bakmasınlar. Alınmasınlar, darılmasınlar. Ama asker de artık askerliğini bilsin. Sorumluluk sahibi olsunlar onlar da. Çık açıklama yap kardeşim. Şöyle oldu, şöyle oldu. Şu komutanı görevden aldık. Bu komutanı cezalandırdık. Burada önlem aldık. Ne bu? Üç günde bir şehit geliyor ya. Kimse de ağzını açmıyor ülkede ha. Şimdi ben açtım diye de o sallarsınız. Evet tabi takdiri ilahi değil takdiri siyasi. Çok güzel bir cümle e, Övgün Ahmet Ercan'ın e, kullandığı bu deyim. E, çünkü bizde biliyorsunuz e, çaresiz kaldıkları durumlarda ya da e, kendi bir takım eksiklikleri e, yetersizlikleri falan varsa hemen kader, fıtrat işte takdiri ilahi Allah'ın işine karışılmaz falan gibi. Doğru tabi yani şimdi deprem olayı çok büyük bir olay. Ama Durup dururken olmadığını herkes biliyor değil mi? Yani Yüce Rabbim hiç ortada bir şey yokken birdenbire deprem yaratmıyor. İstese yaratır ama öyle bir şey yapmıyor. Onun hep şartları var işte. Fay hattı diyor. İşte fay hattı onun üzerine ev yapıyorsun. Tam kırılma noktasının üzerinde ev yaparsan, ne kadar sağlam yaparsan yap, yıkılma ihtimali daha büyük oluyor. Aynı dere yatağına ev yapar gibi bunların da artık önlemleri var. Bugün e, dünyanın en çok deprem olan ülkelerinden biri biliyorsunuz Japonya. E, Japonya'da benim hatırladığım kadarıyla işte Kobe'deki depremden bu yana o da 2-3 kişi bin ölmüştü. Yangınlar çıkmıştı ama yani e, itfaiye müdürü falan istifa etmişti. Biz bunu engelleyemedik diye. E, o kadar onun dışında ne binalar yıkılıyor ne insanlar ölüyor. Yani takdiri ilahi tamamen e, şey halkı kandırmak için söylenen bir şey zaten. Çünkü sebepsiz Yüce Yaradan'ın yaptığı bir şey yok. Hani inancımız ne? Ol diyecek, olacak. Tamam. Ona zaten kimse itiraz etmiyor. Ama hiçbir zaman da sebepsiz de bir şey olmuyor. Mutlaka o ol deyip olduğunda da bir, bir sebep var. Dümdüz arazide bir şey olmuyor yani. Mesela Suudi Arabistan'ın çöllerinde deprem olmuyor. Niye? E yok çünkü altında yani. Kayacak bir şey yok. Ha petrol biterse? Acayip depremler olabilir, onu bilemem artık. Çünkü o alttan çekiyorlar, o böyle koca aralar açılıyor değil mi? Evet, yani sonuçta önlem almak. Önlem almak da vatandaşın görevi değil sadece. Burada işte ülkeyi yönetenlerin önlem alması lazım. Çünkü vatandaş sonunda biraz kendini düşünecektir, cebini düşünecektir. Biraz belki tevekkülle kaçacaktır. Dur bakalım bir şey olmaz inşallah diye. Zaten o yüzden oluyor ama yani vatandaşa yükleyemezsiniz sorumluluğu. Vatandaş işin bir şekilde kaçak noktasına bakar kendi çıkarı için. Hele bilinçli, bilgili, kül, eğitimli, kültürlü değilse de o iş daha da zayıflıyor o zaman. O zaman işte kim devreye girecek? Ülkeyi yönetenler. Bunun tedbirlerini alacaklar. Ama mesela İstanbul'da deprem olma ihtimali çok yüksek görülüyor biliyorsunuz. 52 tane toplanma yeri vardı. Hani var ya işaretler koyuyorlar işte bir şey olduğu zaman halk buraya gelecek diye. 52'sine de AVM kondurdular. Yani İstanbul'da gene sokaklara çıkacaksınız. E şimdi bitişik nizam o kadar çok bina var ki. Sokağa çıktın e, binalar yıkılıyorsa altındasın gene. Ayrıca biliyorsunuz bir de 99 depreminden sonra e, bazı bölgelere işte bu 52 AVM'nin yapıldığı yerlere e, büyük konteynerlar koymuşlardı yani içinde oraya toplanınca deprem anında ilk yardım olarak insanlara ulaşacak. Gıda değil. Hani kullanacağı malzemeler işte fenerler, battaniyeler, ne bileyim işte bir takım ipler, halatlar böyle bir şey. Sonra ne oldu? Halkımız çaldı onları. Becerdiler onları kırmayı. Sonra hepsi kaldırıldı. Yani hani bunlar bu gerçekleri de hep bilelim.